Sineklerle mücadele entegre mücadele olması lazım. Entegre mücadele dediğimiz mücadele hem larva mücadelesi, hem erişkin mücadelesi, hem de fiziksel mücadele. Evlerde bireysel olarak kişiler fiziksel düzenleme yapabilir. Nedir? İşte evlerde kendi akan suları varsa onları kontrol edebilir. Ya da bahçede, sağda solda boş kovalarda su varsa orayı düzenleyebilir, orayı kurutabilir. Veya apartmanlarda, özellikle apartmanların bodrum katlarında su birikintileri var. Buraların apartman yöneticileri kontrol altında tutması lazım. Buraları kurutması lazım. Yani onlarda gölet oluşturmaması lazım. Bu bireysel olarak vatandaş yapabilir ya da apartmandaki yöneticiler yapabilir. Çukurova bölgesi işte bu yıl özellikle çok fazla yağış olduğu için atılan larvisitler çok da etkili olmadı. Sebebi çünkü yağmur sularıyla bunlar yok oldu gitti. Tekrar yerine yenisi atılana kadar, yeni göletler, yeni su birikintileri tespit edilene kadar sivrisinek üremiş oluyor o esnada. Ama daha çok belediyeden çok halkın bu konuda çok duyarlı olması lazım. Bahçesinde bir 10 gün bekleyen bir su kabı varsa bu su kabını boşaltması lazım. Hatta hayvan besleyenler hayvanlarda suladıkları su kaplarını 10 günde bir değiştirmeleri lazım. Yine evlerde su kapları var. Bazı köylerde gidiyorsunuz su cereleri dediğimiz kaplar var. Bunların içerisinde larva kaynıyor. Yani bunların boşaltılıp dökülüp onun yerine yenisini konması lazım. Yani bir sivrisinek en az işte 350-400 yumurta bırakır. Bu 350-400 yumurtadan en az 50 tanesi erginleşebilir. Yani 50 tanesi erginleşse 50'nin de yarısı dişi olsa 25 sivrisinek. 25 sinek katlanarak gider. Bu birkaç jenerasyon sonra milyonları bulur.